Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Bu haftaki grup toplantımıza katılan tüm misafirlerimize de hoş geldiniz diyor. Coşkularından, heyecanlarından dolayı her bir misafirimize teşekkür ediyorum. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Değerli arkadaşlarım, son iki hafta içinde sporda önemli başarılara şahit olduk. Bakü'de düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonasında milli tekvandocumuz Servet Tacegül şampiyon oldu. Kendisini bir kez daha buradan grubumuzdan tebrik ediyorum. Balıkesir'i biliyorsunuz Büyükşehir statüsüne kavuşturmuştuk Balıkesir 30 Mart'ta Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçerken de Büyük düşünmüş Ve AK Parti'yi tercih etmişti Önceki haftada Balıkesir Spor bir büyük adım attı Ve Süper Lig'e yükseldi Aynı şekilde Aynı grupta İstanbul Büyükşehir Belediyesporu'nda daha önce Süper Lig'e çıkışı kesinleşmişti. Her iki takımı, her iki şehrimizi de tebrik ediyor, takımlarımıza Süper Lig'de başarılar diliyorum. Elbette şampiyonluğu kesinleşen Fenerbahçe'yi de tüm futbolcuları, teknik kadrosu, yönetimi ve taraftarlarıyla kutluyor Başarılarının devamını diliyorum. Bu arada Galatasaray tekerlekli basketbol takımı da beşinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Galatasaray futbol takımımızda ziraat Türkiye kupasını kazandı. Bu da yürekten kutluyor. Ülkem, milletim adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bunların yanında diğer spor branşlarında da gerek ülkemizde gerekse Avrupa'da başarılara imza atan takımlarımızı da kutluyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, ekonomide bir kez daha Mayıs ayı bereketini yaşıyoruz. Hatırlayacağınız gibi geçen yıl Mayıs ayı ekonomide adeta bir altın dönem olmuştu. Üst üste başarılar, üst üste rekorlar gelmişti. Önce gezi olayları ardından 17 ve 25 Aralık darbe girişimleriyle ekonomideki bu büyük başarılar gölgelenmek istenmişti. Ancak bu oyunlar başarılı olmadı. Türkiye ekonomisi çok hızlı şekilde toparlandı ve yeni rekorlar elde etmeye başladı. TÜİK rakamlarını açıkladı. Mart ayında ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 oranında artarak aylık bazda Cumhuriyet tarihimiz boyunca yapılan en yüksek ihracat miktarı olarak kayıtlara geçti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre de Nisan ayında ihracatımız yüzde on buçuk arttı. İlk dört aylık ihracatımız yüzde dokuz buçuk artışla 53 milyar dolar olurken geriye dönük 12 aylık ihracatımızda 156 milyar dolarla yeni bir rekorun sahibi oldu. Değerli kardeşlerim, Merkez Bankası rezervlerimiz de artmaya devam ediyor. 2002 yılında 27,5 milyar dolardan devraldığımız yani bu malum MHP'den, DSP'den, Anavatan Partisi'nden bu üçlü koalisyondan devraldığımız Merkez Bankası rezervi 27,5 milyar dolardı. Geçen yıl mayıs ayında 135 milyar dolara ulaşmıştık. Bütün yaşanan hadiselerin ardından bu düşüşe geçmişti. Şimdi ise Merkez Bankası rezervimiz yeniden artış seyrine girdi ve son olarak 130 milyar dolar seviyesini yeniden yakaladı. Borsa İstanbul kısa adıyla BIST endeksi de yine geçtiğimiz yıl Mayıs ayında rekor kurmuş. Tarihinin en yüksek seviyesi olan 93 bin seviyesine yükselmişti. Haziran ve Aralık aylarındaki saldırılar neticesinde 60 bin seviyelerine kadar gerileyen endeks yeniden toparlandı. Mart ayından itibaren yeniden yükselişe geçti ve şu anda 76 bin seviyesini aştı. Burada önemli bir refah göstergesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. 2009 yılından itibaren TÜİK yurt içinde seyahat yapanların sayısını ve harcama miktarlarını ölçmeye başladı. Bu önemli bir olay. 2009 yılının tamamında Türkiye içinde 61 milyon kişi seyahate çıkmış ve toplam 12 milyar lira harcama yapmıştı. 2013 rakamları da yeni açıklandı. 2013 yılının tamamında Şimdi 61'den 68 milyona çıktı. Yani 68 milyon kişi seyahate çıktı. Toplam harcama miktarı da 18,5 milyar liraya ulaştı. Yani yaptığımız duble yollar, tüneller, hızlı trenler, hava yoluna yaptığımız yatırımlar hamdolsun milletimiz tarafından çok yoğun şekilde kullanılıyor. Seyahat özgürlüğünün temel insan hak ve özgürlükleri içinde çok önemli bir yeri var. Dikkatinizi çekiyorum değerli arkadaşlar. Yol inşa etmek sadece ulaşımı temin etmek anlamına gelmez. Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanında attığımız büyük adımlar, yaptığımız büyük yatırımlar sadece Türkiye'yi ekonomik anlamda büyütmekte kalmadı. Özgürlüklerin de gelişmesine yaygınlaşmasına, güçlenmesine ciddi katkılar sağladı. 2003 yılında yılda iki buçuk milyon kişi yurt dışına seyahat ederken şu anda yılda 8 milyon kişi yurt dışına seyahat ediyor. Ulaşım imkanlarını geliştirerek, vizeleri kaldırarak, elbette refah seviyesini artırarak, daha çok insanın dünyayı tanımasını dünyadan haberdar olmasını sağladık. Haberleşme alanında aynı şekilde özellikle internet altyapısını güçlendirerek 12 yıl öncesiyle kıyas kabul etmeyecek bir özgürlük ortamını oluşturduk. 2003'te geniş bant internet abone sayısı 20 bindi. Bakın milyon konuşmuyorum. 20 bindi. Şu anda 35 milyon Türkiye'de haberleşme alanı ile alakalı olarak yok Twitter'dı. Yok Facebook'tur. Yok şuydu yok buydu. Bu konuda iktidarımızı lekelemek isteyenler önce bu rakama baksınlar da İsa'ya gelsinler. Nereden nereye? Şimdi burada bir noktayı tekrar vurgulamak arzusundayım değerli arkadaşlar. Yurt içinde, yurt dışında Türkiye'de özgürlüklerin kısıtlandığı, basın özgürlüğünün daraltıldığı, Türkiye'nin otoriterleştirdiği, daraltıldığı, otoriter bir yapı, diktatör bir yapı oluştuğunu iddia edenler çok yoğun, çok ağır bir propaganda sürecine girmelerinin arkasında nelerin yattığını anlama bakımından bu rakamları veriyorum. Bu algı operasyonudur. Bunun üzerinde zaman zaman değerlendirmeler yaptık. En son Afyonkarahisar'daki 22. istişare toplantımızda da bu konuya değindim. Arkadaşlar Türkiye'de basın özgürlüğü yok diyenler bir zahmet her gün yayınlanan ulusal gazeteleri şöyle önlerine sersinler ve sadece manşetlere baksınlar. Mesela pazar günü çıkan yaklaşık 40 ulusal gazete yönlerine koysunlar. O manşetleri okusunlar. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde oradaki nezaketsizliğe bizim gösterdiğimiz tepkinin manşetlere nasıl yansıdığını bu basın özgürlüğü yok diyenler bir okusunlar. Özellikle yurt dışında Türkiye'deki basın üzerine ahkam kesenler o manşetleri gördüklerinde inanıyorum ki küçük dillerini yutacaklardır. Zira o manşetleri dünyanın hiçbir hukuk devletinde hiçbir demokratik rejimde göremezsiniz. Hiçbir ülkede manşetler üzerinden devletlerin ve hükümetlerin bu kadar edep dışı, adap dışı özellikle de hukuk dışı şekilde tahkir edildiğine asla şahit olamazsınız. Öyle televizyon kanalları var ki işte gezi olaylarında gördük. Açık açık yalan söyleyerek 24 saat boyunca gençleri kışkırttılar. Halkı sokağa dökmek için her türlü çirkinliğe başvurdular. Dünyanın hiçbir ülkesinde ne Avrupa'da ne Amerika'da bu şekilde yayın yapılmasına, bu şekilde tahrik yapılmasına bu şekilde terör pompalanmasına izin verilmez. Ama bizde öyle bir özgürlük anlayışı var ki mahkemeler bunu seyrediyor. Üstüne üstlük içeride dışarıda Türkiye'de basın özgürlüğü yok diye propaganda, propaganda yapılıyor. Şimdi bir kuruluş dünya ülkelerini özgür, kısmen özgür, özgür değil diye tasnif ediyor. Bu örgütün raporlarında. İsrail basın özgürlüğünde veya basın özgürlüğü noktasında dünyanın en özgür ülkelerinden biri olarak gösteriliyor. Sevsinler seni. Sevsin. Şu hale bak. Hatta Orta Doğu'daki en özgür ülke İsrail. Türkiye basın özgürlüğünde bu örgütün raporlarına göre 1980'lerde yani 12 Eylül'ün sonrasında bugüne nazaran daha özgür bir ülkeymiş. 1990'lardaki aynı şekilde Türkiye bugüne göre daha özgür bir ülkeymiş. İsim vermiyorum. Türkiye öyle ülkelerin altında gösteriliyor ki listeyi gösterseniz inanın kahkahadan birbirinizi kırar geçirirsiniz. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, her gün yayınlanan 40 gazetenin önemli bir kısmı ulusal. Devlete ve hükümete sistematik olarak hakaret edecek pek çok köşe yazarı dünyada örneği bulunmayacak der her gün sistematik olarak hakaret yazacak sonra da siz Türkiye'yi alacaksınız basının özgür olmadığı ülke diye göstereceksiniz. O bizim için atılan manşetlerden tek bir tanesi bizden daha özgür olduğu iddia edilen ülkelerin gazetelerinde atılsın bakalım. O gazetenin, o gazetecilerin başına neler geliyor? İşte Almanya'da Hamburg olaylarını gösteriyor diye bizim TRT'yi kablolu yayından çıkardılar. Ben bunu Alman Cumhurbaşkanı'na söyleyince yok filan demeye kalktım. Olur mu dedim. Çıkarıldı. Bu ülkenin başbakanıyım ben ne olduğunu dakikası dakikasına takip ediyor. Ama haberi yok tabi. Amerika'da Helen Thomas, bu bir gazeteci. Bu gazetecinin işinden kovulmasını, Beyaz Saray'a girişinin yasaklanmasını kimse konuşmuyor. Bu uluslararası örgüt, Türkiye'de 44 gazetecinin tutuklu olduğunu iddia ediyor. Şimdi benden bunu dinle, ey örgüt. Çünkü sen de bir örgüt. Bu 44 kişiden 19'u zaten tahliye oldu. İşi nereden takip ettiğini anlamanız bakımından söylüyorum. 6 kişinin yargılanması halen devam ediyor. Bu listede adı yer alan bir kişinin kayıtlarda ismi bile yok. 18 kişi ise yargılandı ve haklarında hüküm verildi. Bugün bir kez daha bu 18 kişinin hapisteki gazeteciler diye CHP Genel Başkanı başta olmak üzere çünkü bunlar bu örgütlerle iltisaklı. Bunlarla beraber çalışıyorlar. CHP Genel Başkanı başta olmak üzere içeride dışarıda istismar edilen bu 18 kişinin hüküm aldıkları eylemleri hatırlatacağım. Bakın bunlar nelerden hüküm giymişler. Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak. Kişiyi hürriyetinden yoksun etmek. Konut dokunulmazlığını ihlal etmek. Silahla kasten yaralamak. Gazeteci. Nasıl gazeteci bu? Terör örgütüne eleman kazandırmak. 18 yaşından küçük çocukların örgüte katılımını organize etmek polis memuru öldürmek, helikoptere bombalı saldırıda bulunmak, resmi evrakta sahtecilik, sahte kimlik kullanmak, banka soymak. Evet, içeride CHP'nin, dışarıda malum örgütlerin gazeteci dedikleri kişilerin hüküm aldığı suçlar işte bunlar. İşte değerli arkadaşlarım Burada özellikle bir noktaya daha dikkat etmemiz lazım. Afyon Karahisar'da istişare toplantımızın da kapanışında bunu ifade ettim. Bize yani Türkiye'ye yani millete içeride olduğu kadar dışarıda da kibirle bakanlar, kibirle bakmayı alışkanlık haline getirmiş olanlar Türkiye'ye mürebbi edasıyla parmak sallamayı dışarıda da kendisine hak görenler var. Bunu sadece Türkiye yapmıyorlar. Dünya üzerindeki birçok ülkeye böyle kibirle, böyle tepeden bakışla yaklaşıyorlar. Siz burada bir gazetenin manşetini eleştirirseniz hemen diktatör yaftası yapıştırıyorlar. Ama kendi ülkelerinde bunu yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Siz burada örneğin Twitter'ı eleştirirseniz hemen özgürlük düşmanı, ama başka ülkelerde bunun adı hukuk oluyor. Ya bu bir ticari şirket. Ürün satıyor. Ve bu ürünü Türkiye'de kaçak satıyor. Vergi yok. Herhangi bir şey yok. Reklamından, şundan, bundan elde ettiği devasa imkanları. Bu vergi kaçakçısı. Dünyada en büyük cezayı vergi kaçakçıları alır. Bunun vergi kaçakçısı olduğunu ilan ettiğim andan itibaren, burada herhangi bir ofisinin olduğu olmadığını ilan ettiğim andan itibaren çıktılar geldiler. Mahkeme kararlarına uymuyor. E sen nasıl olur da burada istediğin gibi cirit atarsın ya? Var mı böyle bir şey? Bütün burada yapılan hakaretlere tazminat davası açarsanız basını baskı altına alıyor diye de propaganda yapıyorlar. Ama başka ülkelerde bunun adı demokrasi oluyor. Bizde olunca baskı oluyor. Aynı şey. Örneğin kredi derecelendirme kuruluşları için de geçerli. Söz konusu Türkiye olunca başka kriter, farklı bir ülke için başka kriter. Kendi ülkelerinde kendilerine her şeyi hak olarak görüyorlar. Ama iş Türkiye'ye gelince Orta Doğu ülkelerine Asya Afrika ülkelerine gelince özgürlük, hukuk, demokrasi diyerek aşağılamaya, tahkir etmeye, hiza vermeye kalkışıyorlar. Mısır'da seçilmiş hükümete darbe yapıldı. Yüzlerce masum gösterici katledildi. Sesleri çıktı mı? Ekranları başında bizleri izleyen milletime sesleniyorum. Sesleri çıktı mı? Duydunuz mu? Dünyaya sesleniyorum. Duydunuz mu? Bunlar Mısır'da darbeye darbe diyemediler. Halen de diyemiyorlar. Darbe mahkemelerinde yargılanıp idama mahkum edilen masum insanlarla ilgili öylesine şöyle birkaç açıklama yaptılar, meselenin üzerini örttüler. Bangladeş'te 85-90 yaşında bir ilim insanını, bir siyasetçi idam ettiler. Sesleri çıktı mı? Suriye'de dört yıldır oluk oluk kan akıyor. Kimyasal silahlar, varil bombaları uçaklardan her taraf yakıp yıkılıyor. 200 bin insan öldü. Sesleri çıkıyor mu? Hala bir müdahale var mı? Tam aksine orada zalim, katil bir yönetici destekleniyor ve şimdi de buyurun cumhurbaşkanı adayı olarak kendi kendine cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor. Hangi yüzde sen sandık getireceksin? Kimin huzuruna sandık getireceksin? Çocuklar katlediliyor. Kadınlar tecavüze uğruyor, katlediliyor. Nerede o insan hakları örgütleri? Nerede o kadın hakları, çocuk hakları örgütleri? Filistinliyi susturursanız bu ifade özgürlüğünü ihlal anlamına gelmez. Filistinli gazeteciyi hapsederseniz, hatta sokak ortasında vurursanız bu basın özgürlüğünü zedelemez. Gazze'de Filistinlilerin üzerine ölüm yağdırırsanız bu insan hakları ihlali olmaz. Niye? Çünkü onlar Filistinli. Bunların Mısır'daki darbecilere bir tek kez olsun. Darbeci, otokrat, diktatör dediklerini asla duymazsınız. İşte duydunuz mu? Hayır. Sadece birkaç kişi biz bunu seslendiriyoruz ama bunun dışında yok. Uluslararası toplantılarda da seslendiriyoruz. Seslendireceğiz. Suriye'de katile katil dediklerini duymazsınız. İsrail'deki hilalleri, katliamları eleştirdiklerini duymazsınız. Onlar da hiç kusura bakmasınlar. İçerideki kibir abidelerine boyun eğmeyeceğimiz gibi dışarıdaki kibir abidelerine de boyun eğmeyiz. İçeride hiç kimse milleti, milletin temsilcilerini, siyasetçileri karşısına alıp kibirle ders veremez. Kibirle izah veremez. Aynı şekilde dışarıda da hiç kimse Türkiye'yi karşısına alıp Türkiye'ye parmak sallayamaz. O günler geçti. Türkiye üzerinde ameliyat yapmak isteyen o örgütler de bilsinler ki Karşılarında artık sinmiş, aziyet içerisinde bir ülke yok. Hakkaniyet ölçüsünde, nezaket içinde yapıcı her eleştiriye açız. Eleştiriye açık olduğumuz için reform yapıyoruz. Şu bizim 12 yıl içerisinde yaptığımız reformları Cumhuriyet tarihinde acaba hangi iktidarlar yaptı? Kendimizi henüz ideal noktada görmediğimiz için özgürlük ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Uluslararası hukuku evrensel değerleri benimsediğimiz için Avrupa Birliği'ne üye olma gayemiz var ve bunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Ama bu yanlış anlaşılmasın. İçeride olduğu kadar dışarıdaki mütekebbirler de yumuşak başlı olmamızı uysal koyun olduğumuz şeklinde yorumlamasın. Gençler. Gençler. Bu algı operasyonlarıyla hiçbir yere varamazlar. Bu uluslar arası örgütler, bu uluslararası çevreler sergiledikleri çifte standartla Türkiye'nin saygınlığına gölge düşüremezler. Sadece kendi itibarlarını yok ederler. Türkiye, Türkiye'yi Gerçekten anlamak isteyenler varsa gelsin, halkın içine girsin, gerçek Türkiye fotoğrafını burada yerinde görsün. Ama bilgi kaynağı CHP olanlar, sadece CHP'nin yandaş medyası olanlar Türkiye'yi yanlış tanırlar. Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla da gülünç duruma düşerler. Değerli milletvekili arkadaşlarım, biz güçlü bir ülke olarak istikametini rotasını bilen ve bu yolda emin adımlarla yürüyen bir ülke olarak ihtiyaç duyulan reformları tek tek yapıyor, kademe kademe Türkiye'nin standartlarını yükseltiyoruz. Dün dün imzaladığımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiğimiz bir tasarı ile suçla mücadelede bazı cezaları artırıyor. Yargı sisteminde önemli değişikliklere gidiyoruz. Aile yaşamını tehdit eden, toplumsal değerlerimizi ayaklar altına alan ve sosyal dokuyu zedeleyen bazı suçlarda cezayı katlayarak artırıyoruz. Tasarıyla cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların en sert şekilde cezalandırılmasını öngörüyoruz. Çünkü cezanın caydırıcılığı eğer esassa bunu yapmak durumundayız. Ve şimdi bu adımı atıyoruz. Çünkü bugüne kadar olan tablo demek caydırıcı değildi. Oturduk haftalarca, aylarca bu müzakere edildi. Bu suçların çocuklara karşı işlenmesi hiç kuşkusuz idam cezası gerektiriyor. Ancak ancak ülkemizde artık idam cezası uygulanmadığı için bunun yerine çocuklara yönelik saldırılarda cezayı en ağır noktaya taşıyoruz. Örneğin çocuklara karşı suç işleyenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 30 yıl yatıyorlardı. Bunu 39 yıla çıkarıyoruz. Yine çocuklara yönelik suç işleyenlerin müebbet hapis cezasını da 24 yıl infazdan 33 yıla çıkarıyoruz. Failler cezalarını tamamlasalar bile bazı kısıtlamalara tabi olacaklar. Uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda yine önemli adımlar atıyoruz. Çok farklı önemli adımlar. Kenevir ekimi suçunun cezası bir yıldan yedi yıla kadar hapisti. Bunu beş yıldan on iki yıla kadar artırıyoruz. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal ve ihraç suçunun cezasını 10 ila 20 yıl aralığından 20 ila 30 yıl aralığına yükseltiyoruz. Satma cezasını aynı şekilde 5 ila 15 yıl aralığından 10 ila 20 yıl aralığına yükseltiyoruz. Çocuklara uyuşturucu verilmesi ve satılması durumunda ceza 15 yıldan az olmayacak. Bu suçlardan ceza alanların koşullu salı verilme sürelerini de uzatıyoruz. Uyuşturucu ve uyarıcı kullanma cezası bir ila 2 yıl iken bunu da iki ila 5 yıl aralığına uzatıyoruz. Madde kullanan kullananlara Defalarca denetimli serbestlik kararı verilmesinin önüne geçiyoruz. Son yıllarda artış gösteren hırsızlık, kapkaç gibi suçlarında cezalarını önemli ölçüde artırıyoruz. Konutta hırsızlığın cezası 2 ila 5 yıl arasındaydı. Bunu 5 ila 10 yıl aralığına çıkarıyoruz. Kapkaç cezası da 3 ila 7 yıl aralığındaydı. Onu da 5 yıl ile 10 yıl aralığına uzatıyoruz. Gece yapılan hırsızlığın cezası 3'te 1 bir artırılıyordu. Bunu da %50 oranında artırıyoruz. Telefon, elektrik ve demiryolu hatlarının altyapısını oluşturan bakır kablo ve makas motoru gibi malzemeler çalınıyor kamu hizmetleri engelleniyor, hayati riskler ortaya çıkıyordu. Bu tür suçların cezasının iki katına kadar artırılmasını getiriyoruz. Tasarladığımız bir başka düzenleme de hasta ve engelli mahkumları ve onların yakınlarını ilgilendiriyor. Hastalık ve engellilik nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyecek durumda olan hükümlüler toplum güvenliği bakımından eğer tehlike oluşturmuyorsa ceza erteleme hakkından yararlanıyordu. Toplum güvenliğine tehlike kavramını somutlaştırıyor, kavramı daraltıyor, böylece bu haktan yararlanmayı kolaylaştırıyoruz. Önemli bir değişiklik yapıyoruz bu arada. Sulh ceza ile asliye ceza ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Böylece yargı sürecinde savcı ve hakimlerimizin iş yükünü azaltıyor, yargı süreçlerini hızlandırıyor, hem yargı personelimizi hem sanık ve mağdurları rahatlatacak yeni bir yapıyı teşkil ediyoruz. Yine önemli bir düzenleme, idari yargıda istinaf kanunu getiriyoruz. Bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı yapılan İstinaf başvurularını inceleyerek karara bağlayacaktır. Bölge idare mahkemelerinin sayısını ise azaltıyoruz. Şu anda 25 ilde bölge idare mahkemesi var. Bu sayıyı ihtiyaca göre yeniden düzenliyoruz. Bölge idare mahkemelerinin teşkilat yapısı ve çalışma usullerini de yeniden belirliyoruz. İdari yargıda ivedi yargılama usulünü getiriyoruz hazırladığımız tasarıyla Yargıtay kanununu da değiştiriyoruz. Şu anda Yargıtay'da 38 daire var. Bunların 23'ü hukuk, 15'i ceza dairesi. Yeni düzenleme ile bu sayısal dağılımı belirleme yetkisini Yargıtay Büyük Genel Kurulu'na veriyoruz. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun üye sayısını da 8'den 11'e çıkarıyoruz. Mevcut durumda Yargıtay gelen sekreteri olunabilmesi için kıdem şartı gerekmiyor. Yeni düzenleme ile ise 5 yıl kıdem şartı getiriyoruz. Yargıtay'daki önemli ünvanlar için gereken kıdem sırasını da artırıyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adayı belirlemek için yapılacak seçimlerde her üye değerli arkadaşlar, tek adaya oy verecek. Yine bu tasarıyla asliye ticaret mahkemelerinin heyet halinde çalışmasını getiriyoruz. Evet, bunlar kapsamlı paketimizin sadece özeti. Suçla mücadele, caydırıcı tedbirler, yargının hızla işlemesi konularında çok sayıda yeniliği, düzenlemeyi inşallah mecliste görüşecek ve meclisimiz kapanmadan süratle bunu bitireceğiz ve bunu Türkiye'ye kazandıracağız. Bu önemli paketin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, 30 Nisan'da genel kurulda görüşerek çıkardığımız bir yasa ile Türkiye'de Özellikle tarıma yönelik çok önemli bir düzenleme, önemli bir reform gerçekleştirdik. 1926 yılında İsviçre'den alınan medeni kanun ile tarım arazilerimiz mirasçılar arasında bölünüyor, sürekli parçalanıp küçülüyordu. Eğer bir tedbir alınmazsa araziler miras yoluyla parçalanmaya devam edecek. Adeta bir halı boyutuna kadar düşecek. Tarım imkansız hale gelecekti. Bu arada parçalanmadan dolayı Türkiye'nin kaybı 17 milyar lirayı aşıyor. 10 yıl önce bu parçalanmayı önlemek amacıyla çalışmaları başlattık. Tüm ilgili kesimlerle, bilim insanlarıyla, hukukçularla görüşmeler yaptık. Öncelikle 2005 yılında ilk kez Bölünmez parsel büyüklüğünü belirledik. 30 Nisan'da çıkardığımız kanunla da gıda güvenliğimizi garanti altına aldık. Bu yeni düzenlemeyle tarım arazisi üzerinde anlaşma sağlanan mirasçıya devredilecek. Bu mümkün olmazsa mirasçılar tarafından aile ortaklığı şeklinde kullanılabilecek bir şirket marifetiyle işlenebilecek ya da üçüncü kişilere satılabilecek. Bu satış işlemlerinde alım satım ve diğer vergiler alınmayacak, uzun vadeli kredi imkanı sağlanacak. Bu kanunla birlikte artık tarım arazilerimiz bölünmeyecek. Parçalanmış arazilerde inşallah getirdiğimiz teşviklerle birleştirilecek. Bu kanunun Türkiye'de tarıma çok güçlü destek vermesini bekliyoruz. Son 12 yılda tarım sektörümüz sürekli büyüme kaydetti. 24 milyar dolar olan tarımsal hasılamız 24 milyar nereye çıktı biliyor musunuz? 62 milyar dolara ulaştı. 24 milyar dolardan 62 milyar dolar Türkiye tarımsal ekonomik büyüklük itibariyle 2002 yılında dünyada 11, Avrupa'da 4. sıradaydı. Şu anda ise Türkiye dünyanın 7. Avrupa'nın 1. en büyük tarımsal gücü konumuna yükseldi. 2002'de Fransa, İtalya ve İspanya'nın gerisindeydik. Şu anda zirvedeyiz. Bu yeni kanunla inşallah zirvedeki yerimizi muhafaza edeceğiz. Bunun da çiftçilerimize, köylülerimize, tarım sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bu arada çiftçilerimizi sevindirecek bir müjdeyi de buradan açıklamak istiyorum. Son aylarda biliyorsunuz kuraklık, dolu, aşırı yağış, sel gibi afetler nedeniyle bazı çiftçilerimiz ciddi zararlara maruz kaldılar. 23 Ağustos 2013 tarihinden sonra bu yılın sonuna kadar yani 31 Aralık 2014'e kadar afetlerden zarar gören çiftçilerimizin kredi borçlarını ödemelerine bir kolaylık getiriyoruz. Ürünleri, hayvan varlıkları, tesis veya seraları en az yüzde otuz oranında zarar gören bu zarar da hasar tespit komisyonlarınca tespit edilen çiftçilerimiz bu kolaylıktan yararlanacaklar. Bu süre içinde vadesi gelen borçlar bir yıl süreyle daha önce yüzde beşti biz bunu yüzde üçe indirdik yüzde üç faizle ertelenecek. Bu kolaylıktan Türkiye genelinde buçuk milyar lira borcu olan 876 bin çiftçimiz yararlanabilecek. Bununla ilgili kararnameyi dün akşam imzaladık ve gönderdik. Bunun da hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, Değerli kardeşlerim, Afyonkarahisar'da yaptığımız 22. istişare toplantımızda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini etraflıca değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii burada AK Parti ile muhalefet partileri arasındaki çok önemli bir farka dikkatlerinizi çekmek isterim. AK Parti çok yoğun istişareler yapıyor. Adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle adayını tespit çalışmalarını sürdürüyor. Biz sadece aday tespiti üzerinde çalışmakla kalmıyor. Bu yeni sistem üzerinde de çalışıyor. Hazırlıklarımızı yapıyor. Türkiye için en uygun formülleri üretmek neyi gerektiriyorsa bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, biz millet olarak. Hatta bu geniş coğrafyanın halkları olarak dünya savaşında cetvel felaketini yaşadık. Biliyorsunuz yüzyıl önce coğrafyamızda sınırlar adeta cetvelle çizilir gibi çizildi. Cumhuriyet döneminde tek parti yıllarında bunu CHP'liler iyi bilir, cetvelle kafa taslarının ölçüldüğüne şahit oldu. Tek parti döneminde insanımız şablonlara sıkıştırılmak istendi. Cetvelle kriterler belirlendi. Vatandaşlar makbul ve makbul olmayan diye ayrıldı. Darbelerin ardından bu kez de siyasete cetvelle sınırlar çizildi. Siyasetin bu sınırlara müdahalesi engellendi. Şu anda işte o malum cetvelin bir kez daha ele alındığını, siyaset mühendisleri tarafından bir kez daha cetvelin devreye sokulduğunu görüyoruz. Bu ara nedense MHP'nin genel başkanını bu merak sardı. Pek geometriyle de alakası yok ama kılavuzu da biraz yanlış, öyle seçmiş. Ve geometrik şekillerle şimdi siyaset konuşuyor. CHP Genel Müdürü de cetvelle çizilmiş gibi aday kriterleri ortaya çıkarıyor. Siyaset geometri değildir arkadaşlar. Siyaseti geometriye hapsetmek isteyenler bugüne kadar hep yanıldılar hem de millete zulmettiler. Siyaseti geometri gibi görenler vatandaşa da geometri işlemi yaptılar. Dündüz birbirine benzeyen İç açılarının toplamı hepsinde 180 yapan standart vatandaşlar üretmek istediler. İşte bu cetvel zihniyeti yüzünden Türkiye red, inkar ve asimilasyon zulmüne maruz kaldı. Bu cetvel zihniyeti yüzünden bu ülkede özgürlükler kısıtlandı. Bu cetvel zihniyeti yüzünden insanımız arasında ayrım yapıldı. CHP Genel Müdürü ne diyor? Siyasi parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istemiyorum diyor. Sen nasıl siyasetçisin ya? Önce sen kimsin ya? Önce haddini bil ya. Bir defa siyaseti inkar eden siyasetçi olabilir mi? Demek ki CHP'de oluyor. Her zaman olduğu gibi. Biliyorsunuz CHP'nin bu genel müdürü o koltuğa oturduğu andan beri hala genel başkan olamadı. Siyasi lider zaten hiç olamaz. Şimdi siyasetin dışından aday özlemini dile getiriyor. Ona şimdi kendi partisinin geçmişinden de bahsedeceğim. Önce onu da bir okuması lazım. Benim partimin geçmişinde neler oluyordu diye bir öğrenmesi lazım. Bürokrat olabilir, hukukçu olabilir, asker kökenli olabilir ama siyasetçi olamaz. Kafa yapısı bu. Birebir, birebir 27 Mayıs zihniyeti. 27 Mayıs'ta da işte bunu söylediler. Herkes cumhurbaşkanı olur ama siyasetçi cumhurbaşkanı olamaz dediler. Allah aşkına. Ey Kılıçdaroğlu. Gazi Mustafa Kemal'i bunlar hiç okumadın mı? Sen okumadın mı? Araştırmadın mı? Hem CHP'nin genel başkanıydı hem de cumhurbaşkanıydı. İşine geldiği zaman CHP'nin kurucusu, genel başkanı Atatürk'tür diyorsun ama işine geldiği zaman görmüyorsun. Ne iş bu? Milli şefleri inönü hem CHP'nin genel başkanıydı hem de Cumhurbaşkanıydı. Demokrat Parti döneminde Celal Bayar Cumhurbaşkanı seçildiğinde Demokrat Parti'nin genel başkanıydı. 27 Mayıs seçilmişlerden o kadar korkmuştu ki seçilmişleri idam etmekte kalmadı. İşte Cumhurbaşkanı'nı da siyasetten yani halktan milletten koparmaya çalıştı. Böyle gayret ettiler. Merhum Özal siyasetten cumhurbaşkanlığına geçti. Ne oldu? Sayın Demirel siyasetten cumhurbaşkanlığına geçti. Ne oldu? Sayın Abdullah Gül Başbakan yardımcımızdı, Dışişleri Bakanımızdı. Oradan cumhurbaşkanlığına geçti. Kötü mü oldu? Bunların nasıl bir cumhurbaşkanı özlediklerini, istediklerini biz çok iyi biliyoruz. Tarihte örnekleri var. Kardeşlerim, bu CHP zihniyetinden bir şey olmaz. Bu ülkede egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz değil mi? Biz buna inanıyoruz değil mi? Öyleyse millet ne yaparsa en güzelini yapar. ve milletin seçtiği bir cumhurbaşkanıyla, milletin seçtiği bir başbakanla yani tam anlamıyla devlet, millet el ele Türkiye Allah'ın izniyle çok daha yüksek seviyelere ulaşır. Muhalefet altına gireceği damı atmayan bir çatı aramaya devam etsin. Afyonkarahisar'da söyledim. Değerli arkadaşlar 30 Mart'ta acayip bir fırtına esti. Ve bunların çatısını matısını uçurdu gitti. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi biz evde çocuklar da soruyor. Dede diyorlar şapkadan nasıl bir tavşan çıkacak? Şimdi biz de merakla bunu bekliyoruz. Torunum oğlum diyoruz yani. Durum bu geometrik ölçümlerin nasıl bir şekil çıkaracağını ilgiyle izliyoruz. Bak, bakalım bu süre içerisinde Bahçeli'de Kılıçdaroğlu da bu işi öğrenebilecek mi? Biz siyaset mühendisi değiliz. Çizim yapmıyoruz. Ama onlar siyaset mühendisliğine özenmişler. Varsın devam etsinler. Millet bize rota çiziyor. İstikamet çiziyor. Biz o rotada, o istikamette yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bu arada tabii Nurettin Bey de coşu verdi. Giresun Spor da birinci lige çıkmış. Altın Ordu birinci lige çıkmış. Onlara da başarı dileklerini hatırlatırsak isabetli olur dediler. Biz Giresun Spor'u ve Altın Ordu'yu da tüm başkan teknik kadro yönetimiyle kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Başarılarının artarak devamını diliyoruz. Değerli kardeşlerim, sözlerimi burada son verirken tüm arkadaşlarıma meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. Misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Yeniden buluşmak umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.